Sigaralar sarıldı ve kahveler demlendi. 20. temaşkesinde Zırvana muhabbetin her şey olduğu gibi devam ediyor. Bugün edebiyat güzellemesi yapalım istedik. Edebiyat bayağıdır konuşmadık. Alp neredeyse belki de hiç böyle adam akıllı tek başına üzerine durduğumuz bir şey değildi. Genel geçer hani muhabbetler arasında bunu konuşuyorduk. Evet. Şöyle başlayalım istiyorum ben. Açıkçası öğrendiğim bir üzücü bir durumu seninle paylaşayım. Mesela şey durumu var ya, bu içinde bulunduğumuz pandemi zamanında hep şöyle laflar ediliyordu işte. Bu işte insanlık için bir başka bir yol oldu, işte daha bireyselliğe yönelindi, daha fazla kendinle vakit geçirmeye şey yapıldı falan gibisinden, ki buna katılıyorum, böyle bir tarafı var. Ki hatta hani şey gibi de düşünüyorum, bütün bu şeyler ne bileyim savaşlar, işte pandemiler falan aslında insanlığın, yani evet iğrenç ve üzücü belki durumlar ama insanlığın ilerlemesinde ciddi yol kat etmiş durumlar. Yani mesela atıyorum Birinci Dünya Savaşı ya da İkinci Dünya Savaşı gibi bir şey olmasaydı hala Victoria dönemindeki kadınlar biliyorsun sadece hani üremek için, çoğalmak için hani yaşayan bir şeyde yakın tarihte. Çünkü kadın hakları ya da birçok şey hani savaşlardan sonra ciddi bir şekilde ne oluyor deniliyor. Ya, bu her şey daha da iyiye gidecek bence belli. Çünkü kadın hakları, hayvan hakları, LGBT. Öncelikle yaşadığımız en iyi çağdayız. Hani öyle değil mi? Yani en iyi dünya yani, bak, olmayabilir. Yaşadığımız en iyi dünya olmayabilir. Voltaire'in dediği gibi. Ama en iyi çağda olduğumuzu söyleyebilirim bu konuda. Ve her şey daha da iyiye gidiyor. Ama şöyle bir şey de var. Tarih boyunca hep bu ne yazık ki cehaletin, cahilliğin de bir... Ya belki hiç bu kadar böylesine bilmiyorum hani bir pozisyonda olmadı ama hep bir rövanştaydı ve bugün de baktığımız zaman Türkiye için öğrendiğim şöyle bir istatistik var. Ya çok özür, neyse tamam devam et. Pandemiden önce kişi başına 8 kişi senede bir kitaba tekabül ediyormuş pandemiden önce. Türkiye'deki kitap okuma istatistiği olarak. Pandemiden sonra bir kitaba 9 kişi eşdeğer sayılıyor. Yani aslında bir okuma oranında falan bir düşüş var. Hani sanıldığı gibi bir yükseliş gibi bir durum değil. Allah, televizyon ben tam izleme oranları falan yükselmiş. Yükselişten bahsedeceksin gibi gelmişti. Hayır. Ya yani aslında öyle girmek isterdim ama yani geçen Uğur Dündar'ın bir şey köşe yazısında Sözcü'de onun verdiği istatistikler bunlar. Oradan şey yaptım. Aldım. Ve enteresan geldi bu durum bana. Evet, hani böylesine beklersin değil mi? Hani mesela televizyon oranlarının Türkiye'de çok ciddi gerçekten. Yani kişi başı 7 saate falan tekabül ediyor. Evet. Yani Amerika kadar kötü değiliz ama bayağı kötü Türkiye'de de. Yani çok fazla izlenmesini yani kötü Amerika, olarak görüyoruz. İşte kıyasladığımız şey Amerika ve biz. Yani çünkü dünyanın en çok televizyon izleyen iki ülkesi.
Ve televizyonların halini görüyorsun zaten. Rezalet, berbat ötesi. Ve gerçekten hani bu durumun bir şekilde hani bir çözümü varsa o da bilgiye doğru bir şekilde yönelmekle olması gerekiyor. Yani kitap okumalıyız gerçekten. Yani kişisel gelişimimiz için, dünyayı anlamlandırmak için, yaşadığımız bu anı daha değerli kılmak için bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Ben şu sıralar Kurt Vonnegut'un Kedi Beşiğini okuyorum. Bunu hep görüyordum ama hiç şey yapmadım. Biraz hikayesinden bahsetsene. Bugün çok, başladım. Bu arada cildi falan çok güzelmiş. Yayın evet, bir Dost yayınları, Dost kitabı. Bir şey, 50 sayfa kadar okudum. Bugün başladım da. Bu kitap şey gibi geldi bana okurken. Murat Menteş'in zaten bir Kurt Vonnegut hayranlığı olduğunu açık. Çok belli oluyor. İlk kitabı Dublör'ün Dileması. Bak bunu okursan, okuduğunda anlayacaksın. Dublör'ün Dileması'nın asıl ana şeyi gibi, ilham kaynağı bu kitap gibi. Gerçekten hani bir ne zaman yazmış bunu Vonnegut? İşte her ne zaman yazdıysa bildiğin o Dublör'ün Dileması'nda 63'te yazmış. Şöyle bir şey vardı. İşte bir kovalanmaca sahnesinde işte koşarken yağmur yağıyordu ve arkadan Rain Dogs şarkısı Tom Waits'in çalıyordu diye bir hani böyle bir şey koşu sahnesi şeyi var. Nedense Kurt Vonnegut tüm bu kitabı bende öyle bir şey izlenimi verdi. Yani hikayesini biraz bahsedersen. Hikayesi acayip. Bokonon diye bir şey var. Böyle din gibi de demeyeyim de bir felsefe. Bu Vonnegut'un uydurduğu bir felsefe muhtemelen. Sürekli ondan alıntılar yapıyor. Ve hikayemiz şu. Atom bombasını, Hiroşima'ya atılan atom bombasını yapan bilim adamının o gün yaptığı şeyleri araştıran bir yazar. O gün ne yaptı atom bombasının Hiroşima'ya atıldığı gün diye. O yazarın hikayesini konu oluyor. Yazar bunu araştırma sürecinde falan. Kitabın karakteri de yazarımız yani. Evet. Çok güzel, çok güzel gidiyor. Keyifliymiş. Zaten yani Vonnegut'un bugüne kadar okuduğum bütün kitapları çok güzeldi. Böyle en sevdiğin hangisi peki gerçekten? Ya bir şey diyeyim, Galapagos'u çok sevmiştim ben ya. Çok güzel bir kitap Galapagos. Muhteşem bir kitap değil miydi? Evet. Gerçekten çok güzel bir güzellemeydi yani. Tersten bir evrimin yarattığı bir gerçekliği Muhteşemdi falan çok güzel şey ya. yapmıştı. Şampiyonların Kahvaltısı da çok keyifli bir kitaptı. Böyle yani okuması kolay ve rahat şey bir kitaptı. Evet. Ki oradaki Kilgore karakteri... Trout burada da var sanırım. Zaten Var mı Kilgore Trout, orada da? Aynen, Vonnegut'un bir sürü kitabında Neydi bu var bir olan bir karakter. Çizgi roman, erotik çizgi romanlar falan mı yazıyordu? Ne yapıyordu bu herif? Şu bilim Şampiyonların adamı. Kahvaltısı'nda mı? Kilgore Trout, aynen. Normal. Bilim kurgu yazarıydı. Ha, bilim kurgu yazarı, evet. Evet. Çok iyi. Ben de bugün bir yazar keşfettim. Ya bugün benim için o yüzden çok şey oldu. Çok güzel bir gün oldu yani. Ve böyle derinlemesine daha şu an hiçbir kitabını okumadım ama yani merakla ve böyle coşkuyla bekliyorum okumayı. Ama hayatını biraz didikledim. Romain Gary. Duydun mu hiç? Hayır, duymadım. Romain Gary. Peki Emil Ajar diye bir şey duydun mu? Hayır, onu da duymadım. İsim. Tamam, bunların ikisi aynı kişi bu arada. Şimdi sana biraz Romain Gary'den bahsedeyim artık. Romain Gary 1914'te işte doğan böyle işte Rusya'da yaşamış, çocukluğu orada geçmiş falan. Sonradan Fransa'ya göç etmiş bir Yahudi. Ve böyle çok enteresan bir hayatı olan bir adam gerçekten yani. Ve işte böyle savaş pilotluğu yapıyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın savaş pilotluğunu falan yapıyor. İşte diplomatlık yapıyor bu sırada. İşte yani dünyanın böyle çeşitli yerlerini falan geziyor. Los Zaten Angeles'ta... çok iyi yazarların hayatında
çok büyük ihtimalle geçmişinde bir savaşa katılmış olduğunu görüyorsun. Yani mesela Romain Gary'e şöyle bir soru da şey yapılabilir. Yani yazarlığı mı yaşamını sağladı yoksa yaşamı mı yazarlığını ortaya hani çıkardı gibisinden. Çünkü böyle Hemingway kadar falan macera perest biri olmasa da çok şey macera dolu bir hayatı var. Ve böyle şey gerçekten anladığım kadarıyla yazdığı değil böyle mizah da ağırlıklı biraz aslında bizim Vonnegut'lar kadar belki olmasa da gerçekten öyle bir şeyde noktada. Ve bu arada bu herif Romain Gary işte sadece bir kişiye verilen işte her sene düzenlenilip sadece bir kişiye verilen Goncourt ödülünü iki defa alıyor abi. Biri Romain Gary, birisi de Émile Ajar isminde. Yani verirken şey. Bilmiyorlar muhtemelen değil mi? Kime verdiklerini. Ve yani verdiklerini kimine verdiklerini bilmiyorlar. Sadece işte Émile Ajar isminde işte Onca Yoksulluk Varken diye bir kitap alıyor bu ödülü falan. Émile Ajar ortaya çıkmıyor ama işte bu kitaba ödül veriyorlar ve gerçekten en başarılı kitaplarından. Hatta o dönemin Fransa'sında eleştirmenler şey yapıyorlar. Sen söyle işte Romain Gary'nin kitaplarını aşağılayıp işte Émile Ajar'ın kitaplarını övüyorlar falan böyle. Öyle bir şey de var. Ama Romain Gary Émile Ajar olduğundan hiç hayatı boyunca hiç şey yapmıyor. Bahsetmiyor. İntihar ettiğinde yine intihar eden abilerden birisi bu da. 1980'de intihar ediyor. İntihar ettiğini intihar mektubunda açıklıyor Émile Ajar'ın kendisi olduğunu. Hatta intihar mektubunun sonunda çok eğlendim, teşekkür ederim, hoşça kalın falan gibi bir şeyi var. Bütün balıklar için teşekkürler. Aynen o şeyde, hikayede biri. Bu Los Angeles'ta işte şeylik yaparken, diplomatlık yaparken kimle tanışıyor peki? Jean Seaborg. Jean Seaborg'ü Amerikalı aktivistimiz, Serseri Aşkı'nın kızı. Aynen. Onunla tanışıyor falan. Onunla evleniyorlar. İşte ve böyle çalkantılı bir şey hayatları oluyor gibisinden. Ama işte Jean Seaborg 1978'ler değil mi? 79'da mı? Ne intihar ediyor? O da intihar ediyor, evet. Aynen. Hatta onun şeyi muallak yani intihar mı ediyor, öldürülüyor mu gibisinden bir şey var Jean Seaborg için. Ama şey intihar mektubunda Romain Gary yani onun için ondan dolayı intihar etmediğinden söz ediyor falan ama yani bilemiyorum orasını. Mesela bir iki tane böyle kitaplarından şey yaptım, alıntıladım. Mesela diyor ki Afrika'da en büyük utançlarımızdan biri olan bu devşirme Fransızcadan tiksiniyorum diyor. Afrikalı mı bu? Hayır Afrikalı değil. Afrika işte Fransız sömürüsü ülkeleri falan var ya Afrika'nın. Hı hı. Yani Fransa'nın Afrika sömürüsü ülkeleri var ya yoğun bir biçimde ve hani işte şeyleri falan düşün. O Fransa'daki işte siyahiler, Cezayirliler ya da işte başka işte fil dişi sahili falan sömürü ve devşirme bir Fransızca konuşuyorlar ya bunlar. Ya bundan nefret ediyorum diyor yani. Hani sömürünün bu noktasından hani artık bambaşka bir insanın ağzına devşirme bir Fransızca yontulmasından falan. Mesela haklı. Başka bir iki sözünü okuyayım mı sana? Köpekler yeterli değil artık. Bakın insanlar nasıl da yalnızlık duyuyorlar. Dostluğa gereksinimleri var. Dayanacak daha büyük, daha güçlü bir şeye gereksinimleri var. Köpekler yeterli değil artık. Bize filler lazım. Fillerde de çok büyük şefkat vardır ya. Evet yani bize filler lazım artık gerçekten. Doğru. Mesela bir sözünü daha paylaşayım. Bir dostu bırakıp gitme hakkına sahip değilsek artık dostluktan söz edilemez diyor. Mesela çok güzel bir söz olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bir yerde de tek gerçek hani ilişkinin dostluk olduğunu. Çünkü her birinde bir şeyler vardır ya.
bütün aile, ilişki vesaire hani gibi şeylerde, kurumlarda hani terk edememe hali ya da hani öyle bir şey vardır ya, istenmeyen bir şey, ondan doğan bir kısıtlılık. Hani bu anlamda işte dostu bırakıp gitme hakkına sahip değilsek artık dostluktan söz edilemez. Lafı çok hoşuma gitti. Birkaç kitabını şey yapayım. Belki hani böyle meraklanırız. En hoşuma giden kitaplarından. Ben bu arada nereden buldum bu adamı? Stoacılıkla ilgili bir araştırma yaparken Kral Solomon'un Bunalımı diye bir romanına denk geldim. Ve o şeyden, romanından Stoacılıkla ilgili birkaç paragraf falan okudum. Stoacılığa çok enteresan bir bakışı var. Biraz karşıt bir şeydi hani. Ama bir yerde mantıklı da buldum şeyini. Şunu bir açıklığa kavuşturalım mı? Seneca tam olarak nasıl ölüyordu? Seneca Şey, Nero'nun karşısında bileklerini kesiyordu, değil mi? Baş danışmanı. Nero'nu biliyorsun. Deli Romalılardan birisi. İşte Caligula'nın şeyi zaten. Torunu mu oluyor Neron? Yani o bir akrabalık şeyi var. Hani zaten aile boyu da yakını falan. Delilik mi bulaşmış artık bilemiyoruz. İşte Neron da çılgın bir Romalı şeyimiz biliyorsun. Hükümdarmış. Seneca'da baş danışmanı Neron'un uzun yıllar akıl hocalığını falan yapıyor. Sonra emekli oluyor artık ayrılıyor şeyleriyle birlikte. Müritleri diyeceğimiz hani etrafındaki insanlarla birlikte bir dağ evinde falan işte inzivaya çekilip daha stoik bir hayat sürme ve hani bunu aktarma şeyinde derdindeyken falan bir Neron'a karşı bir komplo şeyi oluyor, bir kumpas oluyor Roma'da ve bunun içinde Seneca'yı da şey yapıyorlar, onun da ismini geçiriyorlar falan. Neron da derhal işte öldürülmesini talep ediyor. İşte gidiyorlar. Zaten şeyde Seneca'da stoik bir adam olduğu için hani onları direkt kendini şey yapıyor, feda ediyor falan. Önce bileklerini kesiyorlar. Ama ölmüyor abi bir şekilde. Saatler geçiyor falan. O kan akıyor ama ölmüyor, etmiyor falan. En son Sokrat gibi ölmeyi tercih ediyor. Baldıran otu zehri veriyorlar ve o şekilde ölüyor. Aynen. Bu bir böyle bir açıklığa kavuştu bu durum. Evet. Sen dönebilirsin konuyu. İşte Roman Gary'den yani burada işte mesela onca yoksulluk varken hani Emile Ajar isminde ödül aldığı kitap. Bu kitabı mesela Kral Solomon'un Bunalımı, Polonya'da Kuş Var ilk kitabı. Yıldız Yiyiciler, yani bu kadının ışığı falan gibi kitapları var. Bu adamı bence takipten bırakmamamız gerekiyor. Bugün tanıştım kendisiyle. Biraz hatta geç tanıştığım için üzgünüm de. Ama bence çok acayip bir yerdi. Bunu şey yapmamamız gerekiyor gerçekten. Bu adamı bırakmamamız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey de var. Kitaplarının çoğu, yani bugün internetten belki sipariş veririm diye baktım. Şu an yok. Yani kitap satan sitelerde falan. Nadir kitapta Yani falan da yok mu? işte nadir kitapta bir iki kitabını gördüm ama yine bir sahaf gibi bir şey yapılması fena olmaz yani. Evet. Böyle düşünüyorum. Ben böyle bir iki kitap aldım. Kitaplığa bakıp şey yaptım. Kitaplardan bahsederken bütün o böyle geçmiş şey oldu kitaplığa baktım. Böyle rastgele gibi birkaç tane seçtim. Bu seçtiklerim arasında Kitaplığa bakmakta şöyle bir şey oluyor değil mi? Hani işte okuduğun kitapların önünden geçerken birden o kitabın içindeki hikayeler evet. anlık bir şey Ya ama oluyor. bu şu gerçekten çok acı. Baktığımda onu evet yaşıyorsun ama çoğunlukla şeyi de yaşamaya başladım. Ne kadar eksik hani o Evet. kadar kitabım kaybolmuş ki, o kadar kitabım gitmiş ki yok yani hiçbiri. Artık ama buna bir stoik bir yaklaşımla üzülmenin bir anlamı yok bence Doğru. Alp. Hani geri döndürülemeyecek şeyler için ya da Evet. Neydi o? Çılgınlıktır.
değiştiremeyeceğin şeyler, değiştirebileceğin şeyleri değiştirmek de zaten elinde olan şeyler. O hikaye. Bakalım ne olacak. Seçtiğim kitaplardan biri 6.45'ten Risale-i Punk. Bu Punk'ın... Bu kitabının başında ne yazıyor 6.45'in? Tarih gibi bir kitap. 6.45'in çünkü böyle şeyleri var ya, çok güzel bir başlangıç girişleri. Mesela özel bir yayın evi yapıyor bu. Kadıköy'ün yağmurlu ve puslu günlerinde hazırlanan bu kitap sizi uçurumdan aşağı atabilecek güce sahip olabilir. Herhangi bir şekilde ve özellikle izinsiz olarak iktibas edildiğinde Kadıköy'ün o bilinen serin ve rutubetli laneti yıllar boyunca bunu yapanı takip eder. Saçları dökülür, rüyasında sürekli olarak Kadıköy sokaklarından akın akın geçerek yıllık intiharlarını gerçekleştirmeye giden lemur sürüleri görür ve derin bir yalnızlığa gömülür. Punk'ın tarihçesi gibi bu kitap. İşte İngiltere'de Sex Pistols'tan, New York'ta Lou Reed, Velvet Underground, Patti Smith'ler, televizyonlara falan. Wow. Hepsine hikayeleri mi onların? Evet, öyle hisseler veren bütün bunlardan. Punk felsefesinin ne olduğu, nereler, ne zaman ortaya çıktığı, daha böyle 1950'lere kadar da götürüp nerelerde şey oldu. Küçük bir cep kitabı da olsa böyle tatlı bir kitap Risale-i Punk. Seçtiklerimden biri buydu. Harika bir kitap. Peki ne bu... oldu? Nasıl çıktın buraya? Gölge, selam. Bu Risale-i Punk kitabında şeylerin işte Six Pistols'lar, Patti Smith'lerin falan şey hikayeleri mi tam olarak geçiyor? Ya da işte o dönemin İngiltere'sinde bilmem ne de falan. Ya okuduğumda 18-19 yaşlarımdaydım. Sadece şeyini hatırlıyorum. Hani CBGB vesaire gibi kulüpler var New York'ta. Hı-hı. Ve punk oralarda böyle altın çağını yaşıyor gibi bir durum var. Şu kabloyla oynamayı bırakırsa Gölge. Ve o şeyi, yani hatırladığım şey hissi oluyor genelde benim ve o CBGB'ye gitmişim gibi bir his bıraktı. Wow. Çok böyle bilgisayar şeyleri hatırlamıyorum. Ne düşünüyorsun punk müziği hakkında? Yani bunu pek mesela seninle konuşmadığımı düşünüyorum. Evet, çünkü ben müzik konusunda öyle türler üzerinden vesaire böyle çok konuşmuyorum. Ama işte punk... Ya dinlediğin ve sevdiğin tabii ki şeyler vardır. Ya da yani punk nereye gidiyor? Ya da neredeydi falan. Punk yani hakkında çok... Velvet Underground birçok insana olduğu gibi benim de bir noktada hayatımı kurtaran gruplardan biridir. Böyle şey anlamında. Ve biraz şöyle bir şey değil mi? Yani hani illa... O kadar uzman olmaya gerek yok. İlla hani şey yapmaya gerek yok. Yine hani gitarını alıp hani işte bir şekilde hani güzel Godart'ın, bir şey ama hani şey de değil böyle. Elinize kamerayı alın ve gidin çekin diyor ya hani. Nasıl film çekersin sorusuna. Bu da öyle bir şey yani. Eline gitarını al ve başla hikayesi. Tabii çok kötü şeyler de var yani. Hani müziğin evreleri bakımından. Bir teknik olarak bir yine isyankarlığı barındıran bir yani anarşi tarafının yoğun olduğu bir müzik hali. Ama mesela Velvet Underground falan hani beni de çok etkileyen gruplardan birisi. Yani o dönemin Amerika'sında şekilde işte Andy Warhol falan gibi şeylerin, yani o dönemin New York'u daha doğrusu, oradaki yaratım süreci falan mesela çok etkilendiğim bir şey. Ben şöyle bir şey duymuştum mesela Lou Reed hakkında. New York'a taşınıyor mu? Neyse onu tam hatırlamıyorum. New York'taki apartman dairesinde hiç mobilya yokmuş. Hiçbir şey yok. Chelsea Otel'de falan mı mesela acaba? O olabilir. Yani Chelsea Otel'de çok fazla takılıyor. Evet, o Risale-i Punk'ta da çok geçiyor. Ama o işte onun apartman dairesinde mobilya yok.
Etrafta bir sürü gitarlar falan var böyle çeşit çeşit. Ve not Harika. defterler, kalemler falan. Sadece bunlar varmış böyle. O Evet. Bu bağlamda şey de güzel bir kitap olabilir. Çoluk Çocuk da. Onu da Patti seç. Smith. Onu da seçecektim ama Evet, o ne da bileyim, almadım. yani o dönemin işte sanatçılarının nasıl bir dönüşüm yaşadığını falan çok çok güzel anlatan bir kitap gerçekten. Evet. Beni çok etkilemişti o kitap. Ve orada bahsettiği hani insanlara biraz aşinasan daha da tabii şey oluyor, lezzetli oluyor okuması. Evet. Çok çok da güzel yazıyor ya Patti Smith gerçekten. Şeyi Evet. güzel. Yeni bir kitap çıkardı. Diren almıştı galiba. Ne olduğunu unuttum ismini ama Evet, anladım. öyle bir şey var. Seninle bir Patti Smith hikayemiz var biliyorsun. Evet. İkimiz de Geldi. M treni, M treni kitabına imza Yok, almıştık galiba. hayır. Ben de Çoluk Çocuk'tu. Ha, bendeki M M treni, treni. sen de M treniydi. Ben de benim elimdeki Çoluk Çocuk vardı. Hala duruyor zaten o imzalı kitabı. Ama biraz da bir şey yani imzasını pek beğendiğimi söyleyemem. Ne kadar edebi dilini sevsem de. Vonnegut'un imzası çok iyi ama. Mesela evet bir Vonnegut yani şeyi bekleyebilirdim. Ya o kadar beklemezdim peki. Ben de ne bileyim işte anarşist yani. Punk işte abi ne yaparsın. Yani. Benim mesela bahsetmek istediğim bir kitap var. Şöyle göstereyim. Tatar Çölü. Tatatatam diye. Bu kitabı sana vermiştim. Okudun mu bu kitabı? Canan okudu, ben okumadım. Tatar Ama Çölü. Canan Evet Can. okurken sürekli bana anlattı çok acayip olduğunu. O şey sahnesini anlattı mesela. Sanırım çölde şu an gölge kaos yaratıyor her zaman gibi. Evet. Şey çölde anlamsız bir şekilde hiç kimsenin saldırmayacağı bir yeri savunuyorlar falan gibi. Bastina şey kalesi. Bastiani Kalesi. Evet, Aynen. orada çok acayip bazı olaylar oluyordu. Onları anlatmıştı. Evet. Ya yani, hikaye şu Tatar Çölü işte Dino Buzzati'nin çok acayip bir romanı. Böyle roman dili biraz şeydir. Hani İtalyanların Kafkası falan derler. Hani Beckett, Kafka vari bir şeydi. Absürt bir tema üzerinden işler hikayelerini. Genelde ben bir de neydi diğer kitabı? Tanrı'yı Gören Köpek diye bir şeylerinin olduğu, hikayelerin olduğu bir kitabı da okumuştum. Hatta 7 katlı bina hikayesi oradan anlatırdım ya o hikayeyi. Evet, ben onu hep Calvino'nun hikayesi diye hatırlıyordum. Aynen. Şimdi hikayemiz şu abi. Giovanni Drogo diye ana karakterimiz olan genç bir teğmen köyünden kalkıp bir şekilde Bastiani Kalesi'nin yolunu tutar. Bu kale işte güneyde bir bölgede bulunan işte Tatar Çölü'nün tamamen yani kalenin devamı tamamen uçsuz bucaksız bir çöldür. Ve buraya insanlar giderler. Buraya gidenlerin bir nedeni de buradaki kalma süresi çarpı iki hani askerlik süresi gibidir. İşte o yüzden hani daha kısa bir şekilde hani askerliğini bitir ya da daha fazla para alabileceğin falan bir şeydir, ortamdır. Ama gittiği zaman hatta ilk gittiğinde burada bir an bile durmak istemez. Ardından yani bir 4 ay kalabileceğini falan söyler kendisine ama bir şekilde asla böyle olmaz. Yavaş yavaş bu kale onun bitirir ve ve işte çok genç yaşından itibaren bu kalede yaşamaya başlar, yaşlanmaya başlar falan. Kitabımızın sonunda da artık bayağı yaş almış biridir. Aradan işte 30 yıl falan geçmiştir. Ve bir gün hep o kale onlar için bir şeydir aynı zamanda. Hep bir şey yani kendi mesela şu kitap bir yerde mesela ilk başlarda biraz sıkıcıdır gerçekten şey hayat yani gibi de bir yerde yani çok rutin bir şekilde kendi içinde şey yapar
Sonra açılmaya başlar. Hep bir ironi hakimdir bu arada kitabın içinde. Ve bu karakterimizin şeyini görürüz. Bu içsel şeyini sürekli hani oradaki hatta can sıkıntısından intihar eden falan asker arkadaşları olur. Orada. Ama artık o şey o kısıtlandı, o kendi içine hep hani annemin yanına gitsem işte bir kızla şey yapsam kulüplerde geçirsem falan düşüncesi ama bir yerde o miskinlik o şey yapmak kendini hapsetme şeyi onun o kalede bir hayatına mal olur. Ve kitabın en sonunda da artık yaşlanmıştır ve Tatarlar gelir çölden şey yapmaya. Hep onlar için çünkü o kale bir umut hani bir gün gelecek falan şeyi. Ve bir gün gelirler ama artık yaşlanmıştır. Kaleyi savunacak bir halde değildir gibi bir şey var. Birkaç mesela şey okumak isterim. Benim hatırladığım bir sahneyi hatırlayıp anlatayım mı? Tabii lütfen. Canan'ın anlattığı. Bir parola var bunların kaleye girmek için. Evet. Ve şöyle bir kuralları var. O karargahın içindeki en yakın arkadaşın bile olsa kapıya gelen kişi evet, asla. Parolayı söylemeden içeri giremez. Hani sen orada nöbetçi olarak arkadaşın görüyorsun. Parolayı söylemeden hı-hı. giremiyor. Ve işte burada o ironi diyordun ya çok güzel bir ironi sahnesi bu. Bu olay oluyor. En yakın hı-hı. arkadaşı geliyor. Nöbette duran evet. askerin. Parolayı unutmuş. Parolayı söyleyemiyor. Ve böyle acılar çekerek şey yaparak arkadaşını vurmak zorunda. Evet. En sonunda vuruyor. Aynen. Ve yani o askerlik gururu ve içinde o yaşadığı monotonluğu çok güzel ifade etmiş bir yani ironi dolu bir kitap. Mesela şöyle bir kitaptan bir alıntı yapabilirim. İnsanın tek başına olduğu ve hiç kimseyle konuşamadığı zaman bir şeye inanması çok zordur. İşte tam da o dönemde Drago, insanların her zaman birbirlerinden uzakta olduklarını fark etti. Birisi acı çektiğinde acısı sadece kendisine ait oluyor. Hiç kimse o acıyı birazcık olsun dindiremiyordu. Bir insan acı çektiğinde duydukları sevgi nedenli büyük olursa olsun, diğerlerinin bu yüzden acı çekmediklerini ve yaşamdaki yalnızlığı işte bu durumun oluşturduğunu fark etti. Gibi böyle yani kendi içinde ve yani bu kitabın hala bu kadar güncel olmasının ve bir başyapıt olmasının da bence yegane nedeni hala aynı şeyin yani bu Giovanni Drago'nun yaşadığı durumu aslında her birimizin hayatta sürekli yaşadığımız oluyor ve bu kitabı okumak o yüzden bir şok etkisi yaratıyor gerçekten insanda ki bende öyle olmuştu. Çünkü hepimiz gerçekten bir şekilde bir şeyin tutsağıyız hayatta. Kendimizi, potansiyelimizi hep bir şekilde ya da umutlarımızı, hep planlarımızı erteleyip, bahaneler bulup bu duruma gerçeklikten kopuyoruz. Zaten irrasyonel var yani rasyonel olduğunu düşünen tek irrasyonel varlıklarız bu anlamda ve bu gerçeklik içinde Giovanni Drago'nun bu hikayesi çok şey çok dokunaklı bir hikaye. Sana da tavsiye ederim gerçekten. Evet ben de okumalıyım o kitabı. Okumanı istiyorum. Benim seçtiğim bir diğer kitap. Gün Gezgini. Aa bu kitabı bilmiyorum. Bir çizgi Fabio roman. Fabio Gabriel Bá. Evet bir çizgi roman. Ve ben çok fazla çizgi roman okumam. Çizimleri çok hoş. Çok hoş ve böyle ilk defa bu kadar kendi içine alan ve böyle elimden bırakamadığım bir çizgi roman oldu. Gün Gezgini evet. Şöyle bir kitap. Çok ilginç hikayeleri olan. Evet bir tane karakterimiz evet. var. Bu karakterin mesleği gazetede başkalarının ölüm ilanlarını yazmak. Akşamları da yazar olmak için yani kitap yazmaya çalışıyor. Ölüm ilanları gündüz yazarken şey yapmış. Hayatından belli dönemlere gidiyoruz bu şeyde. Tabii bunda hı-hı. bir sürpriz de var hayatının belli dönemlerinde. O sürprizi de okuyunca
görmek gerekiyor. Çünkü bir süre okuduktan, belli hikayeleri geçtikten sonra bir anlıyorsun ve daha da içine alıyor, daha da Ben güzel ama tam gidiyor. anlamadım şimdi hikayeyi. Hayatının belli her bir hikayede bir sürü farklı hikaye var. Başka Aynı zamanlar. adamın Evet. hayatından farklı Bir gez, yaşlarında. bir şey gezgini, tarihler arası, değil mi? Yani zaman yolculuğu yapan bir gezgin mi? Hayır, öyle değil. Kendi yaşamında işte bir hikaye 8 Tamam. yaşındayken, bir hikaye 17 Anladım. yaşındayken, biri 21 yaşındayken, biri Okay. 55 yaşındayken gibi. Ama hepsinin içinde bir sürpriz de var. O sürprizi şu an söyleyemiyorum. Değil mi? Söylememek daha doğru olur. Aynen. Bana söyle ya. Niye söylemiyorsun? Yok ya, yani bu spoiler gibi bir şey oluyor ki kitabın Olsun. olaylarından biri Olsun. Neyse. Peki. diyor. Sürpriz Baya diyorsun. baya güzel bir çizgi roman. Çok sevmiştim. Okey. Yani bir bakarım. Çok tatmin etmedi o sürprizi alamadığım için. Çünkü hani ne olduğunu anlamadım tam konunun. Hani iştahımı belki sürpriz çekerdi ama neyse. Ya O işte sürpriz onun olsun. aslında çekici olması gerekiyordu ama hani o olmadı. Şu kitabı da sana okutturmak istiyorum. Bu kitabı seçtim ben de. Aldous Huxley'in son yazdığı kitap, The Island, Ada kitabı. Bu kitap ölümünden bir sene ya da 2 sene önce falan yazdığı bir kitap. Cesur Ve yeni böyle dünyanın aksine bir ütopyası gibi. daha Ütopya, Pala diye bir adadan bahsediyor. Bu ada böyle Hindistan, Güney açıklarıyla Pasifik arasında bir yerde olan bir Ütopya'nın yaratıldığı bir ada. Bu adayı işte geçmiş zamanda Raja denilen o halkın saygı duyduğu bir şey ile işte Doktor Andrej, işte o da batıda ki o bilgiyi bir şekilde ikisi doğuyla batı bilgisini harmanlayıp bir ütopya şey yapıyorlar. İşte Mahayana Budizmini temel alan bir felsefe gidiyorlar bu adada ve tamamen işte doğayla uyumlu bir yaşam içindeler. Her tarafta kuşlar, papağanlar dolaşıyor. Dikkat, dikkat diye falan bağırıyor papağanlar. Dikkate dikkat ettirmek için yapıyorlar bunu falan. Ve işte çok enteresan bir şeyden bahsediyor hikayede. Mesela ana karakterimiz işte Bar Farnaby. Bu adam bir şekilde yelkenliyle o açıklarda işte şey yaparken teknesi alabora oluyor ve yüzerek o adaya düşüyor. O adada bir şekilde onu şey yapıyorlar. Karşılıyorlar iyi bir şekilde falan. Aslında bu Farnaby o adanın şöyle bir şeyi var. Şöyle bir kötü bir şeyi var ne yazık ki. Çünkü şey madenleri çok değerli. Maden yatakları var yani. Ve çok fazla talipçisi var dış şeyde dünyada. İşte Amerika'sı başka bir yeri falan. Yine bu zamanda geçiyor. 1960'ların zamanında falan. Petrol şirketleri şeyler. Hani bunların kendi içinde mutlu bir şekilde hani yaşamasını istemeyen başka şeyler de var öyleler. Bir nevi casus olarak geliyor Farfar'la bir bu adaya. Ama bir şekilde yavaş yavaş onların o yaşadıkları ütopyayı gördükçe bu düşüncesinden uzaklaşıyor ve onlar gibi hissedip onlar gibi yaşamaya başladığının hikayesi ve onun şeyinden Onun gözünden. görüşünden onun gözünden aynen o adadaki olan bitenler mesela işte mokşa denilen kendi yaptıkları işte dağlarda yetiştirdikleri saykedelik mantarlar var mesela. Çocuklar erginliğe geldikleri zaman işte dağcılıkla falan uğraşıyor. Her çocuk dağcılıkla ve bir böyle haç yolculuğu gibi işte ergenliğe geldiklerinde bir dağ tırmanıyorlar tek başlarına falan. Sonra kutsal bir seremoniye işte mokşa. Mokşa da Sanskritçe kurtuluş, özgürlük anlamına geliyor. Mokşa yiyip bir toplu bir trans haline geçiyorlar falan Mokşa ve da Soma'ya bir gönderme aynı alternatif zamanda. olarak Ki yani Soma Soma ne da kadar? şey
Aynen. Soma'da Hindu metinlerinde geçen bir şey aslında hikaye. Vedalarda ya da Upanishad'larda falan. Orada da mesela Soma'ya aynen bir alternatif diyebiliriz Moksha için. Evet. Ve şöyle şeyler var, hikayeler var. Tabii mesela bu şeyden bahsediyor. İşte oranın şu anki işte şey racası olacak bir genç prens var ama o prens hep işte Avrupa'da falan büyütülmüş. Orada annesi tarafından şey yapılmış. O şeydeki işte yaşadığı toplumun, kendi toplumunun şeylerini, geleneklerini falan aslında o güzel düşünceleri şey yapamıyor. Anlamlandırmıyor. Motorlara falan ilgisi var. Hani o adadaki gerçekliği kabul edemiyor falan. Bunun bir şeyinden bunun bir çatışmasını görüyoruz. Mesela çocuklar doğar doğmaz bir sürü farklı aileleri var. Yani kendi ailesiyle mesela vakit geçirmek hoşuna git, yani şey olmuyorsa başka bir kuru şeyinde işte kuruluşları tarafından her çocuğun 6-7 tane ailesi var. Başka ailesiyle vakitler geçirebiliyor falan. Mesela tek bir gazete var artık. Çeşitli gazeteler yok. Tek bir gazete var ve farklı fikirler tek bir gazetede şeye çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Hani bugünün şeyini düşünsene, bir sürü farklı gazete var değil mi? Hepsi de kendi taraflarını şey yapıyorlar. Ama bir ütopyada düşün, tek bir gazete var abi. Ve bütün karşıt görüşler bu şeydeler. TRT'nin tek Bunun kanal içinde. olduğu dönem belki bizim ütopyamızdı ve geç geldi git geçti gitti. Ama sonuçta devlet kontrolünde olan bir şey, bir ütopya Ama o dönem yani. TRT çok da acayipmiş. Bakıyorsun o dönem yayınlanan Nerede programlara. o eski Ramazanlar Değil be? mi? Yani Barış hatırlıyorum. Manço'ya falan bakıyorsun. Aynen. Değişiyoruz, değişiyor. Her şey değişiyor. Bilmiyorum. Neler oluyor Evet. anlayamıyorum yani. Her şey nesil şöyle şeyler diyordur değil mi yani? İşte herkes bekledi daha iyi işte dedelerim de bekledi daha iyi bir gelecek falan. Baban da bekledi sen de bekliyorsun. Hani sürekli bir şey aslında Biz bir umutla açtık bu temaşkeyi. Dünya daha iyiye gidiyor gibi ama sanırım bizim ülkemizde pek öyle işlemiyor. yani Yani tabii iyi daha iniş var gibi. şöyle yani belki bilemiyorum hani kendi sonuçta bunu hani algıladığımız zamansallıkla alakalı kendi hayatlarımız 60-70 yıl o da hani öyle bir hayat sürebilirsen ve bu gerçeklik içindeki yaşadığın şeyler aslında hani insanlık tarihi yani evrende ne ki yani ya da zaman dediğin şey ne ki halbuki bu Budistlerin bir sözü vardı ya, sözün anlamı tam olarak şuna geliyordu. Yani şunu fark ettirme amacında bir sözdü. Atıyorum kalabalık bir meydandasın. Etrafına bir bak ve etrafına bakarken bütün o insanlara, kalabalığa şunu da hisset. 100 sene sonra bu insanların hiçbiri bu dünya üzerinde olmayacak. Sadece 100 sene. evet. Bu O acayip bir şey. tanıdığın hiç kimse hiçbir şey Tanıdığın, hani tanımadığın yani gördüğün ya her da şey. her şey evet. Evet. Yani böyle bir gerçeklik evet. Benim biz ama Ezel Özlü mü? bir Falan. şekilde izini bırakmış insanlardan bahsediyoruz. Onlardan biri benim Falan seçtiğim ne? Çocukluğun çocukluğun soğuk soğuk geceleri. geceleri. Wow, hiç duymadım bunu. Lisedeyken okudum. Çok kısa, çok şey bir kitap. Gerçekten de bir Aa, anı kitabı. Tezer Özlü'nün. Ve gerçekten de nasılmış? çocukluğundan böyle gençliğine giden, böyle hızlıca geçtiği. Nasıl bir kadın Tezer Özlü? Nasıl bir şeyi Ya var? ben Merak ediyorum. Ben Kalanlar kitabını sana şunu biliyorum. söyleyeyim. Çok güzel bir kitaptı. Ama anıları nasıl orada? Şöyle bir saniye. Ben bunu lisede okuduğum için aklımda en net kalan şey ne biliyor musun? İlk cinsel deneyiminden bahsediyor. Ve ilk cinsel deneyimini kuzeniyle yaşıyor. Kuzeni de bir kız. Yani kız kıza bir Aa. lezbiyen aksiyonu da olan bir şey. Yani Aa, lisede çok okuduğum tatlı için. bir şey. Evet, o kalmış. Zaten baktın mı Tezer Özlü'de
Acayip bir Ezber. ışığı var yukarıda. Ne? Hayır. Nasıl ya? Acayip bir ışığı var yukarıda. Bir şey. Kendisine Güzel kitap. intihar etmemiştir umarım bu ablamız da. Onu bilmiyorum ya ama Çünkü sanki yani böyle Türk kadın romancılarında da öyle bir şey var ya işte Didem Madaklar, Nilgün Kolay mı abi yani Marmaralar, bu toplumda? ne bileyim Kanat Günerler falan. Yani, bu toplum o toplum. Hangi toplum? O zaman ben sana bir kitap söyleyeyim. Senin de bildiğin üzere. Yani daha doğrusu şuradan girelim konuya. Öncelikle bir Rus edebiyatından bir kitap çünkü bu bahsedeceğim. Rus edebiyatı hani dünyada ciddi anlamda hani edebiyat anlamında ciddi kalemlerin, ciddi beyinlerin olduğu bir şey, edebiyat, bir gerçeklik gerçekten ve böyle var mı sevdiğin Rus edebiyatından? Yani belli tabii hani Dostoyevskiler, Tolstoylar, hani bu bahsedeceğimiz adamlar kimler var? Çehovlar, Turgenevler, işte Puşkinler, Nabokovlar ve Gogol mesela. Gogol, Bunlardan. Rus'tu değil mi? Ukraynalı değildi. Ukraynalı aslında. Ukrayna Ama Rus asıllı ama sayılır. Neden öyle yapıyor? çünkü Rusya yani daha yakın tarihlere kadar biliyorsun yani Doğru, Slav Sovyetler. halkları, Sovyetler şeyler çok geniş topraklar. Bir de düşünsene hani şu anki toprak yüz ölçümü hani O zaman yetmiyormuş gibi hatta bir Cengiz de Aytmatov'u da Rus sayıyoruz, değil mi? evet mesela aynen. Hayır şeyi düşünebiliyor musun o zamanki Rus topraklarının hani büyüklüğünü şu anki Ya o filmi hatırlasana, The Moğolistanları aynı. Wayback. Hani gidiyorlar, burası da mı diyorlar. The Wayback bu arada çok güzel bir film. Onu da önerelim. Tibet'e aynen Tibet'e kadar şey Rus sınırı sayılır değil mi? Aynen. Moğolistan Oraya falan. kadar gidiyorlar. Hala şeyi görüyorlar. Stalin'in böyle Aynen. gravürlerini falan görüyorlar. Aynen. Sovyet Burası da dönemindeki mı falan diyorlar. evet. Ve şey gerçekten acayip yani Rusya'nın o toprak parçaları daha sonradan yani bir tarafı Avrupa bir tarafı hani Japonya ile şey komşu neredeyse Kore ile şöyle. Doğru. Gogol ya Gogol çok manyak matrak falan bir herif gerçekten. Dostoyevski'nin o meşhur sözü hepimiz Gogol'ün paltosundan çıkmayız Evet. dediği şeyde bir adam gerçekten. Çok böyle abstrak ve çılgın hikayelerin de şeyi kendisi mesela burun hikayesini Benim de hatırlıyorum aklıma o şu an vurur geldi. aynen, bir sabah uyanıyor ve burnu yok ve sokaklarda dolanıp karakterimiz burnunu aramaya başlıyor gibisinden. Mesela Ölü Canlar kitabından ben bahsetmek istiyorum. Ölü Canlar kitabını okudun mu daha önce? Aldım. Yine ya onu Var ölü mı canları nasıl aldın biliyor elinde musun? varsa yapıştır oku direkt. Yapıştır oku dediğim 1.000 sayfalık bir kitap o ya. Bir de yani o kitabın ikisi ve üçü de var aslında. Yani üçleme olarak yapıyor o kitabı. Lakin ikisi ve üçü yok artık. Yani çünkü diyorlar ki bir kriz anında bir kriz geçirip yaktığını söylüyor bir grup insan. İki ve üçüncü kitabını. Çünkü bunu şöyle tasarlamış daha doğrusu Gogol. Dante'nin İlahi Komedyası şeklinde. Yani Cehennem, Araf ve Cennet üçlemesi şeklinde şey yapıyor. Bu elimizde olan mevcut hikayesi Cehennem şeyi kısmı aslında hikayenin. Bunun bir Araf ve Göreceğim Cennet şeyi de var. Tabii o dönemin işte feodal Rusya'sındaki şeyler tabii yani hiciv ustası olduğu için sevmiyorlar doğal olarak Gogol'ü. Ve bir grup o insan da da o muhtemelen Sibirya görmüştür. Bilmiyorum ama yani bir Sibirya Dostoyevski'nin görmüş gördüğünü müdür biliyorum. bilmiyorum ama problemli zamanlar yaşamış bir abi ve
işte o dönemin Rusya tarafından yasaklanıp işte imha edildiği söyleniyor bir kesim tarafından da bu şeyler için. Ya Bence ben dünyadaki en büyük kayıplardan, yani benim için en büyük kayıplardan biri bu kitap. Ölü Canları Benim okudum o devam. zaman. Kesinlikle. Muhteşem bir kitap. Ya ben Ölü Canları yine lisedeyken, lise 1'den lise 2'ye geçtiğim yaz. Suç ve Ceza'nın bir 850 sayfalık falan bir kopyası vardı bende ve onu abartmıyorum böyle 2-3 günde falan okudum o Suç ve Ceza'yı. Ve mest oldum böyle hani Evet. aşırı sevmiştim yani. O gazla gidip Ölü Canları da aldım. Hani bu Rus edebiyatı tamam dedim. Bu şey yapar. Gogol bu da gider falan. O da 1000 sayfa. Ama ona girişemedim. O kaldı öyle yani. Aslında yani tabii şey ya sürükleyici bir roman. Yani Dostoyevski'den bence daha sürükleyici. Çünkü alaycılığı ve mizahı hani daha fazla şey tutuyor seni. Yani o varoluşçu psikoloji tarafı Dostoyevski'nin mesela daha şey bazen daha Zaten belli bir yaştan sonra ben yani şu an okuduğum şeyde mutlaka bir alaycılık, bir hiciv olması gerekiyor gibi bir durum da var. gerçeklik yeter mi diyorsun her şey? Ya, Yeter bu gerçeklik. hayatta Kafka, kimse Kafka okutamaz bana bundan sonra ya. Yeteri kadar okudum. Okudun mu diyorsun? Camus'ler, Yani Kafka. Gerçi gülebilen ve Camus'un Sisyphos söylemlerini okumadım ve onu okumayı hala düşünüyorum ama hala öyle bir manyaklığım var. Ama benden bitti onlara. Sadece belki bir Sisyphos'u söylenebilir. Yani bitti tabii şey yani çıkar yine ya bir ara bilemezsin yani. Gerçi doğru. Belki Böyle de büyük diyorum ki şimdi konuşmamak gerek. yani bu adamları hayır bu adamları biz okuduk falan da yani bir ne bileyim Dostoyevski'yi atıyorum bir kırklarına falan geldiğinde hani edebi ve psikolojik tahlil olarak mesela kitabı anlamamız falan çok daha bambaşka bir zevk olabilir Sana yani. bir lise 1'de Çünkü Suç ve Ceza'yı okuyan Alp'in yaptığı bunu sonradan görmüştüm. şey Kitaba mi? Karol. Suç ve Ceza'nın üstünde böyle bir sayfada şey yapmışım. Büyük harflerle böyle kalemle şey yazmışım. Dostoyevski bir filozoftur. Evet. Küçük harf. Evet. Küçük harf. Doğru. 40 Yine. yaşında okuduğumda çok Evet, çok daha acayip ya bu herifler gerçekten. Ya Gogol'ün mesela işte Pavel Ivanovich Çiçikov ana karakterimiz. Çok zaten şey başlı başına hani böyle edebiyattaki karakterlerde falan en böyle acayip karakterlerden biri gerçekten. Tam bir üç kağıtçı hani numaracı, çak yani nasıl söylenir böyle şey bir adam çok enteresan bir adam bu Çiçikov. Hikayemiz şu Ölü Canlar. İşte o dönemin Rusya'sında Çiçikov köy köy dolaşıp insanların, toprak sahiplerinin falan kölelerini şey yapıyor. İşte bir vesika gibi bir şey var her kölenin. Çünkü kölen olduğu zaman vergi vermen gerekiyor devlete falan o dönem. Bu da köle şeyi yapıyor. Köle satın alıyor ama sadece ölü yani yeni işte ölen kölelerin falan şeyini gidip satın alıyor. Daha sonra bunları sanki kölelerini işte şey yapıyormuş gibi rehine bırakıp para alıyor falan. Böyle bir üçkağıtçılıkla işte köy köy dolaşıp şey yapıyor. Aa, Bu Ölü asıl Canlar. şeyimiz bu yani. Gece vakti ya mesela şeyleri hatırlıyorum. Benim de çok uzun lisede falan okuduğum bir kitap bu arada ama bazı sahneleri var. Yani o betimlemelerini hatırladıkça çıldırıyorum. Böyle gece vakti Rusya'nın böyle kayın, karlı kayın ormanları gibi hani soğuk bir şeyde Nazım'a gidecek bu. Yani soğuk bir Rusya'nın soğuk bir zaman şeyinde, döneminde işte bir ormanlık işte bir köye doğru gece vakti at arabasıyla
bir yolculuğu mesela tasvir ediyor. Çiçikov şeyde, at arabasının içinde ve sadece şeyci var, arabacı var ve gece vakti işte mum ışığında falan, o hani o anı mesela bu tarz betimlemeleri falan çok acayip. Mesela böyle bir sahnesi kafama şey yaptı, dank etti şu an. Ve mesela daha sonradan işte bir kasabaya gidiyor. Bu kasabada da yine işte insanların güvenini kazanıyor, şey yapıyor, bir baloya katılıyor, böyle aristokrat biri gibi davranıyor falan. Neyse, bir şekilde bunun yaptığı üç kağıtlar ortaya çıkıyor falan filan derken buradan kaçıyor ve yeni bir macera atılıyor. Yani hikaye bu şekilde şey yapıyor. Bu hikayeyi Pushkin aslında şey yapıyor, Gogol'e yani yazmasını tavsiye ediyor. İşte böyle bir hikaye şey yapıyor. Gazetede mi ne görüyor Gogol? İşte böyle birileri yapmış bunu. İşte ölü cesetler şey. Gerçek hikaye. Hani, aynen, bunun gibi bir gazete küpüründen yola çıkarak o dönemin çünkü şeyinde, yani o dönemin Rusya'sında böyle şeyler çok yaygın falan. Bunu işte Pushkin'in şeyiyle yazma serüvenine falan giriyor. Çok acayip bir hikaye. Bu anlamda. Pushkin de çok acayip bir adam. Yani Pushkin yani Rusya'nın şeyi derler yani, gerçekten Pushkin için Rusya'nın işte zaten Dante'si ya da... edebiyat ödülü, Pushkin edebiyat ödülü. Aynen, yani zaten şey, yani Rus edebiyatının babası sayılıyor Pushkin. Ve özellikle yani Yüzbaşının Kızı kitabını çok, ya tabii o zaman çok şey yapamamıştım, romantik falan bulmuştum ama şiirleri mesela beni çok etkilemişti. Yalın ve böyle çok çarpıcı, gerçi çevirilerde ne kadar değişiyordur bilmiyorum ama çok güzel şeyde, şeyleri vardı şiirde. Carmuş'un şey filminde, Limits of Control'de şöyle bir söz geçiyordu ya. Çeviri şiir okumak yağmurlukla duş almaya benzer. Evet, güzelmiş. Doğru. Evet. Öyle ama, gerçekten. Ama ne olursa olsun mesela Neruda'nın Yavaş Yavaş Ölürler şiiri, mesaj sana iletildiği yine çok etkileniyor. Tabii yani. Evet, sonuçta yani edebi belki dilinden bir şeyler kaybediyor olabilir ama sonuçta mesaj seni yakaladığı sürece bir sorun yok. Yani diğer türlüsü zaten şey olur. Hani Elon Musk'ın bu yakında kimsenin dil öğrenmeye ihtiyacı olmayacak muhabbeti var ya, işte çip niye? Takıp çip koyup bütün dilleri yani şey olarak direkt çipi taktığı zaman abi bütün dilleri artık biliyor mu olacaksın artık, nasıl bir sistem bilemiyorum ama böyle bir şey olacağı, ki olması da hani çok zor bir şey gibi de gelmiyor bana. Bu Elon Musk konusu da patlayıp gidiyor daha da şey. Ya keşke şu Erdos'la bir bölüm yapabilseydik ama pandemiden dolayı. Enteresan bir adam. Dünyanın şu an en zengini falan diye geçiyor en zengin galiba. Oldu. Evet. Ve yaptığı mesela bir şey yazıyor abi Twitter'da falan. Hemen şeyde hisseler alt üst oluyormuş Amerika'da, Wall Street'te. Şeyde böyle mesela, işte Signal'i mesela şey yaptı ya, bütün Signal'in hisseleri yükselmiş, WhatsApp'ınkiler düşmüş bilmem ne. Bununla ilgili birçok yani sadece başka... use signal yazdı yani. Yani sadece signal kullan, bu, o kadar, iki kelime. Evet, dava açıldı. Büyük şirketler tarafından Elon Musk'a piyasaları karıştırmaktan dolayı. Aa, böyle bir suç da var dünyada. Böyle bir piyasaları şey, karıştırmak. Piyasaları yazdığı işte Twitter'daki falan şeylerden dolayı piyasaları karıştığı ile ilgili bir şey. Her neyse şeyden, şu şeyi de kapatayım Pushkin muhabbetini. Yani kimin de Emrah Serbest'in bir lafıydı galiba. Ki o adama da ne oldu artık, hapiste falan. Öyle mi? Tabii, o yıllar oldu. Bir gün alkollü araç kullanıp güneye doğru işte arkadaşıyla şey yapıyor bildiğim kadarıyla hikayeyi. Alkollü zaten şey öyle de bir adam ya, alkolik bir adam.
Giderken işte birine çarpıyorlar ve öldürüyor. Yani araba kazası, ölüyor adam ve hapis yatıyor şu an. Hadi Bayağı bir 4 yıl oldu galiba ya, bilemiyorum. Her neyse, onun bir romanın şeyde kitabında geçiyordu. Şu deyiş: edebiyat tarihi iyi eserler vermiş berbat adamlarla doludur, diyor. Edebiyat tarihi iyi eserler vermiş berbat adamlarla doludur. Hakikaten böyle bir doğru şey de var yani. Gerçekten hani ya da Umberto Eco'nun dediği gibi, hani acısı olmayanın hikayesi olmaz falan gibisinden bir şey var. Gerçeklik var. Mesela Pushkin'de Rusya'nın en büyük yaşadığı dönemde ünlü ve şeyiyle hani en büyük yazarlarından birisi. Saygınlık şey. Bu arada aklıma geldi. Pushkin'in sadece tek yurt dışı, yani bir de soylu aristokrat bir aileden geliyor ama Rusya'dan hiç çıkmıyor Pushkin. Sadece tek bir yurt dışı deneyimi var. O da neresi biliyor musun Arif? Erzurum. Erzurum. Şeye mi gitmiş? Kayak askerliğe. Hayır, askerliğe geliyor abi. Askerlik şeyine, sadece Erzurum'a geliyor bir cepheye. Askerlik muhabbetine. Tek yurt dışı şeyi, deneyimi bu. Pushkin'in. Onun dışında yani böyle bir de... güzeldir ama ya. Tabii. Doğası. Hele o dönem. Şu an bile Erzurum'da şey, ne bileyim, kurtlar, işte çakallar falan. Çok da güzel bir doğası var ya. Onu gördükten sonra daha çok görmek istememiş mi yani? Biraz daha ineyim ben. Rusların hep bize sıcak sulara inmek istiyorlar diye anlatıldı bize. Aristokrat olduğu için belki rahat, düşkünlüğü hoşuna gitmiştir. Tabii doğru. Öyle bir gezgin şey yok. Bir de aşka adamış kendini. Asıl hikaye o. Neydi? Natalya Goncharova diye bir Natalya, meşhur Natalya. Bu Goncharova, bu da saygın bir işte şeyin, aristokrat bir ailenin kızı falan. Buna abayı yakıyor görür görmez bir baloda falan. Bir şekilde öyle böyle falan derken bu kızı şey yapıyor. İkna ediyor falan filan. Evleniyorlar abi. Mükemmel bir aşık. Hani Natalya'ya şiirler, şeyler, bilmem neler derken. Sonra Natalya'nın çok da böyle onun kadar hani şey olmadığını, işte aşık olmadığını falan, daha doğrusu başka bir adama şey yaptığını, böyle görüştüğünü, konuştuğunu falan duyuyor. Adam da hatta şey, Charles Dantes diye bir, o dönemin yine şeylerinden, aristokratlarından bir, daha doğrusu asker gibi bir adam falan, düelloya davet ediyor şeyi, adamı, Pushkin. Herif asker. Kendisi kıçı kırık. Allah Allah. Aristokrat bir yazar, aynen. Düelloya davet ediyor. Natalya'ya yan gözle baktığı için. Yani tabiri caizse. Ve işte düello oluyor falan. Vuruluyor abi. Bir iki kurşun yarası. O kurşun yarası 2 gün sonra ölümüne neden oluyor Pushkin'in. Ve bu şekilde ölüyor. Barry Lyndon geldi. Düello ile Barry Lyndon. Çok komik diyalog sahneleri yok muydu? Barry Lyndon'daki şeyi koysana bir ara. O işte 17, 18. yüzyıldaki o şey neydi? Prusya Savaşı'nda hani şey var ya, cephede sadece duruyorsun ve hani yani hurra hurra olsaymış daha iyi gerçekten. Bu şekilde hani durup ölmek çok saçma abi. Yani evet. Bekleyip, sıranı bekleyip ölmek falan. Bu arada az önce şeyden bahsetmiştim ya, bugün keşfettiğim Romain Gary. İşte bunun Jean Seberg'le olan ilişkisinden de bahsetmiştim. İşte Los Angeles'ta diplomatlık yaparken falan evleniyorlar, ediyorlar falan. Sonra Jean Seberg'le Clint Eastwood o dönem bir şeyler oluyor aralarında falan. Clint Eastwood abi de biliyorsun yakışıklı şey bir abimiz yani. Öyle bir mevzular oluyor, haller oluyor falan. Romain Gary Clint Eastwood'u düelloya davet ediyor.
Bunu Clean case root kabul etmiyor. Burada da öyle bir hikaye var. Clint Eastwood da biliyorsun düelloların adamı yani. onlar Hani filmlerde öyle. onlar filmlerde oluyor. Güzelim diyordu ya Cüneyt Arkın bir filmde. Öyle şeyler sadece filmlerde olur. Güzelim. Ben şimdi bu Pushkin kadın için düelloya davet etmelerden o kadar bahsetmişken hiç böyle şeylere girişmeyen bir adamdan bir kitap seçtim. Leonard Cohen'i en yakın arkadaşı Gerek mi var? evet sevgilisi hatta eşi miydi? O sarışın ablamız mı? Yani sevgilisiyle Marian mı? en yakın arkadaşı Yok. bu kitapta da bahsediyor. Bu kitapta da geçiyor Marian mı böyle. peki Hatta bahsettiği kadın? kulağını yalama. Ya Marian filmde öyleydi. Ama o dönemin ya yani Bu birçok kitaptakini kadınla beraber olan bir adam. evet. Leonard Cohen şey bir adam yani nasıl denir? Acayip bir adam yani. Evet. Birçok Ama bu kadını kitap kavlaması, birçok kadının gerçekten olması çok normal. muhteşem bir kitap ya. Evet. Gerçekten muhteşem bir kitap. Deneysellik dersen dibine kadar var ve bütün bunların yanında, yani o deneyselliğin yanında acayip hisler, Şimdi acayip şöyle bana bence. biraz kitabı da biraz çok ufak olsa bahsetmeni istiyorum. Çünkü şöyle ben bu kitabı açıkçası tam olarak okumadım. Yani biraz okudum ilk aldığım zamanlarda ama bitirmemiştim falan. Şu anda da biraz kopuk kopuk hatırlıyorum. Çünkü neden? Şeyden sipariş etmiştim abi. İnternette İdefix'ten falan sipariş etmiştim yıllar önce sanırım. Kitap şey geldi bana. Hatırlıyorum o hikayeyi. Yamuk Aynen böyle biliyorsun. şeydi. Yamuk baskı yani Ama kitabı sen de düşün. çok acayipsin. Bunu böyle geri verip yenisi şeyini alabilir miyim? Böyle şeylere inanmıyorum. O gidecek, vereceğim de gelecek de bilmem ne. Şey yani çok zahmetli işler yani. Bilmiyorum ben o kadar hani bir internet alışverişinde de gerçi böyle sorunlar belki olabiliyor falan ama ya öyle bir hikayesi var en azından. Yamuk okumak yani istemezsem senden alırım. Çok şey değil yani okuyabilirim. Şöyle bir okuyordum bir ara. Ama sonra şey yapmadım, bitirmedim. Ne diyorsun kitabın böyle Ya genel ben de kitabı yine anıları gibi mi? okuyalı çok oldu ve o kadar net ben de hatırlamıyorum ama içinde oldukça yüksek düzeyde aşk ve aşkın böyle her türlü içinde karşılaşabileceğin şey, yalnızlık, bunun gibi şeyler var ve bunları böyle kendine has bir şeyle yapmış. Hatta mesela bak kitabın üstüne de direkt yazmışlar Boston Herald gazetesinden. James Joyce ölmedi, Cohen ismini kullanıyor demişler. Yani James Joyce da deneyselliğin dibine Evet, vurmuş dibiydi adamlardan olarak. gerçekten. Şey Öyle bir adam. hikayeleri vardır ya James Joyce'un. Hangi Hemingway ile kitabı? yakın arkadaşlar. Baya Hangi şey de bir kitabındaydı? 50 sayfa hiç Ulysses. E harfini kullanmıyor. Ulysses'te miydi? Şey, yok. Finnegan Wick miydi? Finnegan Wick Ha, sanırım. O. Finnegan's Finnegan Wake. O kitapta asla Çekilmesinde çevrilemez diye bahsedilen bir kitapken geçenlerde bir sene, birkaç sene bir iki kaldı. sene önce bayağı başarılı bir çeviri aynen Çevirmişler yapıldı. aynen. Görmüştüm onu. Yapan yapar. Ama şey tabii James Joyce zor bir şey yani. Zor bir yazar, enteresan bir yazar. Bir Yani ara ben seninle şunu hala Joyce'dan bir yapamadık tek galiba. Dublinlileri okudum. Dublinliler. Dublinliler. Dublin'ler. Yani o da o kadar da zor bir kitap değildi açıkçası. O en az deneysel kitaplarından biri olsa gerek. Belki de. Seninle hala şeyi yapamadık. Onu yapmamız gerekiyor abi. Ulysses'i alıp bir gün neydi? 15 Haziran mıydı? Aynen 30'a. 15 Haziran'ı konu Evet. alıyor kitap. Çünkü biliyorsun 15 Haziran Cuma günü müydü? Neydi? Sadece bir tek bir günde geçiyor. Ya Romanın tamamı. bunu Alsancak'ta İzmir'de takıldığımız Evet. dönemde Deneysel bir fikrimiz vardı. Hani Alsancak'ta sabahtan başlayıp akşama akşama kadar kadar sesli bir şekilde okuma şey. okumayı Bunu yine şey yapabiliriz.
Bunu hani yapıp mesela sesli bir şekilde okuyup falan en azından görüntü olmasa bile ses kaydını falan hani kaydedip yayınlayabiliriz. Olabilir. Evet. Öyle bir şey yapılabilir. Çok acayip bir şey. Onun da çünkü kitabın hani böyle konusunu ve onun üzerine şeylerini biliyorum. Analizleri falan. Ama daha okumadım. Ya bir de böyle bir şey var mesela. O hani atıyorum okumadığım kitap kadardı işte analizini falan okumuşumdur. Ya da o kitap hani öyle şeyler de var mesela. O kitap ya da o kişi için yazılmış başka kitaplar falan. Öyle şeyler de okuyorum bazen. Foucault'yu sayıklamayı okudun mu mesela? Hayır biliyorum. Ama okumadım. Foucault'dan mı bahsediyor yoksa bir roman mıydı o? Bir roman sanırım O da bir romandı. Ben de okumadım o. Aynen. İyi bakalım. Kaç saat oldu? Ne kadar oldu? bir tane daha kitap almışım bari şey geçmesin de Anlat bakalım. Evet, bunu anlat bize. Kurosawa. Japonya'ya gidelim. Bu Yes. kitabı Ben önce hikayesini anlat bu kitabın. Çünkü birlikte almış. nasıl aldığımın hikayesi de çok hoş. Kadıköy'de Evet. birlikteydik. Diren de vardı üçümüz. Evet. Toprak da vardı dördümüz. Bir mezzata katılmıştık Kadıköy'de. Kadıköy'de öyle başıboş geziyorduk. Hani hiçbir amacımız, hiçbir Tamam. şeyimiz yok. Ara sokaklara falan girip yürüyorduk böyle. Yürürken sohbet Fransızların ediyoruz flanör işte. dediği şeyi yapıyorduk yani Flanör, sokaklarda. aynen öyleydik. Ve bir ara sokağa girmişken bir mezat olduğunu gördük o sokakta. Ve oturup katıldık mezata. Yani ilk başta katılmadık, sadece gözlemledik de. Evet. Zamanla kitaplar çıkıp işte 5 lira 10 lira denilirken yavaş yavaş biz de katılmaya başladık. İşin şey tarafı benim yanımda hiç para yoktu. Cebimde hiç Evet. para yok. Ben de vardı hatırlıyorum. Evet ve bu kitap Bende vardı. çıkmıştı. Kurosawa'nın Kurbağa Yasası. Adam da yani böyle çıkarttı. Baskısı yok diye yani başka hiçbir Baskısı yerde. yok. Ve benim gözlerim açıldı böyle şey diye. Sonra biri aldı bu kitabı. Kaç paraya aldı? 8 liraya Ama mı bir aldı? dakika. Hayır, orada şöyle bir şey var. Şimdi ondan da bahsedelim. Mezatlarda şöyle bir bokluk var abi. Şimdi mesela normal bir zamanda o kitabı biz 20 lira veririz mesela. Çünkü şu anda da değeri o şeylerde. Hatta bir şu an sahaftan hani daha pahalıya bile alırsın o kitabı. Ama Evet. mezatta şimdi 3 liradan açıyor ya kitabı. Şimdi 3 lira olunca şöyle bir şey oluyor abi. Yani normalde 20 lira verirsin ama hani 4, 5, 6, 7 işte 10 falan. Ulan diyorsun hani çok yükseldi falan. 11 olduğu zaman mesela bir düşünüyorsun. Hani değer mi Evet. acaba? Çünkü Halbuki 20 verilecek bir kitap, değil mi? bir de yani orada mezatta yüz hani larca kitap var. Hani tek tek şey yapıyorlar hepsini. Ulan daha iyi bir kitap mı çıkar karşıma? Buna o kadar vermeyeyim. Hani daha çok kitap alırım Aynen. bilmem ne. Tüm bu para Biz mesela. hatırlıyorum onu. İşte 8 mi 9 teklif etmiştik biz. 11 olan almıştı. Aynen. 11'e 1'e aldı ve sonra Evet. bunu direkt böyle şey 12 yapayım. demedik yani. Sonra pişman olmuş. Mezat devam ediyor. Ben kayboldum ondan sonra hani böyle mezat devam ediyor ama bu kitap gitti. Ben böyle durdum Anlamsız her şey. ve sonra ağlamaya başlamıştım. Onlar bildiğin gözlerim Ha. doldu böyle falan. Ya o Kurosawa'yı alsa mıydı falan dedim. Sonra sen gidip çocukla konuşmuştun 11'e alan. Ya biz çok istiyorduk o kitabı aslında. Biz sana Daha fazlasını versek olur mu 15-20 falan. verelim, bize versin Evet. onu falan. Çocuk da şey demişti. Ya sizin için böyleyse para da istemiyorum demişti. Evet. Ve çocuk hediye etmişti. Evet, gerçekten çok güzel bir hikayesi vardı. Öyle bir hikayesi var ve kitapta gerçekten buna değen muhteşem bir şey. Kurosawa'nın otobiyografik Evet. şeyi, kitabı Evet. çocukluğundan bahsediyor. İlk hatta açılışı nasıldı kitabın? Inga diye mi? Öyle bir şeyle Evet, başlıyordu. Kurosawa'nın öyle ilginç bir şeyi de var. İlk ön sözden sonra gelen ilk bölüm bebekliğim ve Kurosawa şunu iddia ediyor. Çok geçmiş böyle 1-2 yaşlarına kadar hatırlayabildiğini söylüyor kitabın başında. Evet, Yani ilk hafızası iyi başlangıcı gerçekten. banyo küvetindeyim çıplak.
Ortalık çok aydınlık değil ve küvetin kenarlarına tutunarak sıcak suyun içinde oyalanıyorum. Böyle başlıyor. Evet. Bayağı. Ve yani bebekliği bu arada o Aynen. hikaye. Bebekliğim diye başlıyor. Bu Daha sonra kitapta böyle kurusal hakkında böyle enteresan bulduğun ya da böyle ilginç bir o zamanın bir manzarasını falan hatırlıyor mesela musun? böyle bu kitapta dikkatimi çeken şeylerden biri gerçekten kitabı yazarken de bir crossover filmi izliyormuşsun gibi kafanda canlandırıyor. Veya ben de mi öyle oldu bilmiyorum ama yazım tekniği de öyle gibi. Hani daha geniş açılar, insanlar daha küçük kadrajın içinde falan. Crossover filmleri öyledir yani. Evet. Böyle şey Daha değildir. böyle. Çok yakın planlar falan değildir. Evet. Tamam, yakın planlar da var ama genelde geniş açıda insanlar figürdür böyle şeyin içinde, ortamın içinde şeylerdir. Özellikle bazı filmlerinde bu çok şey. Evet, bunda da öyle Sırlarında falan canlandırıyor çok. gibi kafanda. Öyle bir betimliyor ki olayları. Aynı o kadrajlar gibi canlanıyor veya o filmlerini izlediğinizden öyle geliyor da olabilir bana. Bilmiyorum, bence biraz öyle bir yanı da var. Başka dikkatimi çeken şeylerden biri çalışkanlığıydı. Daha ilk gençliğinde sabah 5'te 4'te uyanıp Wow. okula gidecek. Okula giderken elinde kitapla yürüyor. Sabah 5'te falan uyanıp. Bir saat kitabı okuyarak yürüyor. Sonra tahtadan bir yer var, böyle ahşap bir şey. Okula gelmedi daha. Önce bir oraya gidiyor, ahşap böyle manzarası olan dağa bakan yere. Orada da bir böyle yarım saat bir saat meditasyon yapıyor sabah uyandıktan sonra. Sonra tekrar oradan kalkıyor ve okula gidiyor falan. Böyle şeyler anlatıyor. Bu çalışkanlığı, bu şeyi hayatı boyunca da devam ediyor ki 50'den fazla film çekmiş bir adam Kurosawa. Mesela bu şeyden hani şu aklıma şöyle bir şey geldi. Edebiyatta da hani şey diyebiliriz. Romancılık bitmedi. Hani Haruki Murakami diye bir adam var çünkü. Şey anlamında yine hani bir 50 yıl sonra falan Hala hani durmadan yazıyor, değil mi? hala durmadan yazıyor ve hani gerçekten böyle önemli bir edebiyatçı. Ve bir 50 yıl sonra falan böyle hani diğer babalar gibi ismi olacak bir şeyde hissediyorum kendisini. Birkaç kitabını okudum ve çok böyle yani gerçekten hatta bunun üzerine bir tez yazılmış artık biliyor muydun? Murakami'nin İngiltere'de mi nerede yazılmış bu tez hatırlamıyorum ama şeylerinin romanlarının dilinin müziksel bir şey olduğu, harmonik, müziksel bir tarafı olduğu ile ilgili falan ve gerçekten öyle yani böyle acayip bir ahenk, acayip böyle ince şeyleri var. Kendisi de şey bundan önce falan işte romanlarından önce bir caz müzik club sahibi mi neymiş kendisi. Ve hep böyle kitaplarında hani müzik temalı şeyler hani ya da böyle caz falan hani böyle geçen konseptleri var. Hatta bir hangi kitabı hatırlamıyorum. Bir kitabında çok aşinaydım bunu. Her neyse mesela Murakami ile ilgili şöyle bir şey var. Okuduğum kadarıyla şöyle bir adam. Her sabah çok erken bir saatte kalkıp işte zaten hani şey iyi bir yüzücü falan. Mutlaka duş alıp işte bir yüzme havuzu işte bir şeyine gidip falan gününü böyle başlatan sürekli düzenli bir şekilde işte günde 6 saat falan yazan her gün istikrarlı bir şekilde falan bir adam. Böyle bir çılgın manyak bir herif. Şey de Tolstoy'da da öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. 5'te falan uyandığını, rutin Evet. olarak Tolstoy'da her sabah 5'te uyanıyormuş. Evet. Yani bu anlamda hani birçok şey de var zaten. Yani zaten genelde bir öyle bir şey var. Yani ya dağınık yazarlar ya da düzenli yazarlar olarak hani bunlar şeye geçiyor. Böyle bir
benim koyduğum kriter var yani. Evet, ne kadar oldu ya? Zaten bir iki tane şey sunduğunda ya dağınık ya da dağınık değil. Öyle olmak zorunda. Evet, yani bunu bu şekilde mesela ayırdığım şeyler var. Yani disiplinli ya da düzensiz ya da bazı yazarlar var mesela. Hani o biliyorsun ikinci roman kaygısı denilen iyi bir kitap yazıp mesela. O mesela Harper Lee falan bunlardan biri mesela. Bülbül'ü öldürmek gibi muhteşem bir kitap yazıp ondan sonra şey yazamıyor. İkinci yani yazıyor ama daha sonrasında hani bir uzun bir süre yazamıyor. Daha sonra yazdığında da o hani birincisi kadar iyi yazamıyor falan. Öyle bir tıkanıklık yaşıyor. Ya da yani bilmiyorum. İlginç yani şeylerin. Enteresan hayatları var bazı böyle yazarların falan. Bir ara bunun üzerine şey yapalım. Konuşalım. Yazarların enteresan hayatları. Yani sanatçıların daha doğrusu. Sanatçılık ve böyle bir şey çılgınlık konu başlığıyla yaratıcı süreçteki işte insanların yani hepsi birbirinden başka. Normal bir tane adam yok yani gerçekten. Çünkü hani Kubrick'in bir lafı var ya suçlular ve sanatçılar dünyada en ilgimi çeken şey insanlar. Çünkü ikisi de hayatı olduğu gibi kabul etmiyor diyor. Evet. Ve öyle adamlar, öyle herifler, öyle kadınlar falan. Bunun üzerine bir şey yapabiliriz. Konuşabiliriz. Ne kadar konuştuk bakalım. Son olarak aklıma Dinle Küçük Adam da geldi. William Wright'tan. Nereden geldiyse. Evet şey cinsel devrimini bir türlü okuyamadım ben o şeyini. Bende de böyle bayağı çok eski bir baskısı var. Okumak da istiyorum ama artık geçti mi bilmiyorum. Ya Dinle Küçük şeyini. Adam Orgon da yapmış bir adam. Çok enteresan evet. Bir adam Rice ya. Ve evet mesela şey de söyleniyor. Laboratuvarında böyle grup seks partileri falan sürekli düzenliyor gibi şeylerden bahsediyor. Ki cinsel devrimden bahseden bir adam. Eyvallah. Şeydi. Olabilir. Işte Kurt Cobain falan da bundan esinlenip Kurt Cobain de mi yapıyordu? Orgon falan hatta. Aynen. William Burroughs'la birlikte hatta şeyleri öyle bir kafaya giriyorlar. Ya Kurt Cobain'in William Burroughs aslında daha organ akümülatörüne kafa yoran. Ben şeyi hatırlıyorum. Kurt Cobain'in William Burroughs'un organ akümülatörü içinde bir fotoğrafı de, var. Ha, evet. Yani öyle hatta galiba. Birlikte bir iki projeleri de var. Burroughs şiir okuyor. Cobain arkada o da söylüyor falan. Gitar çalıyor falan. Yani, Petty ile falan da vardı şeyin. Burroughs'un şeyleri. Evet. O tarz. Ya biz işte. Hiç bak ben mesela kitaplar şeyi yaptık şu an edebiyat bitirdik gibi bir şey. Tom Robbins'ten hiç bahsetmedim. Beat yazarlarından hiç bahsetmedik. Jack Kerouac'lardan. Evet, bu aynen. Bir Beat'e yani ayrı bir şey yapalım. Kesinlikle Beat konusunda çünkü o şey bir şey yani o bir generation yani bir nesli temsil eden bir hikaye ve kocaman dallanıp budaklanan bir evet. Hikaye. Çok şey bahsedeceğimiz çok fazla adam var ve o hikayeyi aslında Beatnik üzerine mesela şey yapabiliriz genel olarak. Beatnik'in çıkışı ve sonraki gelişmeler işte o kafadaki şeyler üzerine. Evet. Biz de daha ilk tanıştığımızda öncesinde birer Beatnik'tik ve Neobeat isminde bir oluşumun içinde tanıştık. Evet, içinde tanışmıştık. Çok evet. Harika günlerdi, evet. Bunu yapmamız gerçekten. Gerçek Beatnik'tik ya biz o zamanlar. Yani yaptığımız şeylere bakıyorum. Öyle rüzgar nereye eserse oraya giden. Yani bu mesela buna bir giriş yapalım. Nasıldı? Şimdi aslında temel hikaye hani böyle en azından edebi tarafından bakarsak bu hoboluğa dayanıyor aslında ilk temelinde. Jack London mesela hoboluğun edebiyattaki öncülerinden birisi. O dönemin 1920'lerin falan buhran zamanları işte Amerikan
iç savaşları, şeyleri falan derken büyük bir açlık, işte buhran, demiryolu işçileri Amerika'ya baştan sonra demiryolu döşeniyor, ödeniyor falan. O dönemde bir şey, kopuşu aslında temsil eden bir hareket, işte hobolluk dediğimiz şey, kaçak bir şekilde trenlere binip gezen, belli yerlerde durup mevsimlik işler yapıp hayatını yapan, devam eden, tarlalarda ettiren çalışıp vesaire. insanların şeyi, hikayesi. Jack London'da mesela çok, hani Whitney'in babası diyebiliriz Jack London için. Çok acayip bir hayatı olan adam. Yani altın arayışlarında mı bulunmamış, işte gemilerle balık avcılıkları mı yapmamış, hani trenlerle mi yol yapmamış, hani hayatı sürekli böyle gerçekten uçlarda yaşayan, sürekli hareket halinde, ki bit kelimesi de hareket demek aslında. Yani sürekli hani caz gibi bitniklerinde hani şeyi öyledir ya, Zaten sürekli sürekli bir caz kulüplerine takılıyorlar ya, o dönem o var. Bebop'lar ve o dans, o şey, Jack Kerouac, Esrar Allen Külün'ün Ginsberg, laneti. William Broad, Neil Cassidy gibi, hani daha ismini şey yapmadığım birçok isim gibi bu heriflerin daha Buna sonra, bence bir bölüm ayıralım ya. Bunu evet, bunu konuşalım. Aynen. Bir bitnik daha alalım yanımıza ve bundan bahsedelim. aynen. Tamam. Okey, o zaman 20. Temaşke'yi bu şekilde sonlandıralım. Yine bir sonraki şeyde görüşürüz. Bu arada çok güzel böyle şeyler geliyor arada. Çok güzel işte yorumlar geliyor insanlardan. Böyle biz kendi kendimize konuştuğumuz zannederken bazen işte bizi izleyen, dinleyen eş, dost, arkadaş ya da tanışmadığımız muhtemelen tatlı ve bir şeyler paylaşabileceğimiz başka insanlar olması mesela şey, Evet, bu çok çok güzel, hoş. çok Evet. çok mutluluk verici yani. Yine böyle yapmamız için bunları bizi körüklüyor. Öyle değil mi? Evet, doğru. Doğru. Ne? O zaman Seni kocaman selametle. öpüyorum.